Lefkoşa surlarını gezerken bu tabela gözünüze çarpmıştır belki. Whirling Derviş yani semazen gösterisi reklamını yapıyor. Semazenliğin Kıbrıs Türk toplumuna ne zaman nasıl geldiğini merak edip Bedesten'de yapılan gösteriyi izlemeye gittik. Tema etkinlikleri Dance of Cyprus tarafından düzenleniyor. Dance of Cyprus yıllardır adamızda Kıbrıs kültürünü dans ve tiyatro etkinlikleriyle halkımıza sunarak hem eğlendirmek hem de duyarlılığı arttırmak adına çalışmalar yapıyor. Onca yıl bu kültür çalışmalarında faaliyet gösteren Dance of Cyprus direktörü ve koreografı Tanju Hastunç'la görüştük ve Kıbrıs'ta semazenliği ve onların bugünkü çalışmalarını konuştuk. Sema Mevlevilik ile tanışmam benim yaklaşık 5 yıl öncesine dayanır. 2011 yılında. Bir an önce bahsetmiş olduğum Afrodit Adası ve Biz isimli bir prodüksiyonu yaparken burada yer alacak olan sahne sanatlarına ait sanatsal boyutlu çalışmaları irdelerken işte halk danslarımız, Karagöz Hacivat, geleneklerimiz, göreneklerimizi taşırken, sanatçılarımızı sahneye taşırken bir de baktık ki Kıbrıs'ta çok uzun süredir yaşayan bir kültür var. Mevlevilik kültürü, sema kültürü. Dedim ki bir kültür sanat adamı olarak neden ben bunu sahneye taşımayayım? Tabii ki bu işin kökenine baktığımız zaman Afganistan'da doğan Hazreti Mevlana'nın Konya'ya seyahatiyle 1212'li yıllarda başlayan bir kültür. 800 yıl öncesine dayanır. Bu kültürün anası Konya'da. Ama Kıbrıs'ta da Osmanlı'nın fethinden sonra bir baktık ki ilk Mevlevihane Mausa'da kurulmuş. Mausa surlar dışındaki bir alanda kurulmuş. Ve bugün de elimizde çok somut bir örneği olan Lefkoşa Mevlevi Müzesi var. Ben Lefkoşa Mevlevi Müzesi'nden etkilenerek bunun bir proje haline getirilmesi gerektiğine inandım ve bunu alıp sahnelere taşıdım. Peki semazenlere ilgi nedir? Biraz sanki Kıbrıs Türk toplumu çok bu konuda İlgili ya da bilgili değil mi desem doğru olur mu acaba? Doğru söylüyorsunuz. Yani tarihsel sürece baktığımızda Kırklar Tekkesi, bugün Bayraktar Camii'nin bir alanı, geçmişte Hala Sultan'da bile Mevlevi ayinleri yapıldığını bilmekteyiz bize gelen bilgiler. Ve daha birçok köy ve kentte Mevlevi hani olduğunu gözlemlemekteyiz. Bunun sayısı tarihsel bilgilere göre 36'dır. Ama bunu bugün somut olarak 36 tane şurada diyemiyoruz. Çünkü birçoğu da yok olmuş gitmiştir veya tamamen farklı bir dinsel ibadet haneye çevrilerek devam ettirmiştir hayatını. Ama biz burada Mevlevi Müzesi'ne baktığımız zaman bu ülkede 430 yıldır yaşayan bir kültür vardır. Ve özellikle Mevlevi Müzesi Lefkoşa Surlar hemen Girne kapısının iç kısmında olması sebebiyle tarihsel süreçte köyden, kentten gelen insanlarımıza aş vermiş, yatak vermiş bir dinleme mekanı olarak görülmektedir. Bu mekan aynı zamanda insanlarımızın kendi içindeki hoşgörüyü, kendi içindeki tanışıklığı, görüşüklüğü ileriye götürmüş bir mekandır aynı zamanda. Şimdi Kıbrıs Türk halkının bana birçok sorular geldi. Zamanında bu işi ön plana çıkarttığım zaman neden sema Mevlevilik, neden sen bunu sahneye taşıyorsun? Bu bir Kıbrıs kültürü değildir.
Ben de bunu şiddetle bir kültür adamı olarak reddettim. Çünkü sonuç itibariyle 430-440 yıl bu ülkede yaşamış bir kültür değeri var. Nasıl ki bugün bir Lusignan eserini, bir Fransız eserini, bir Venedik eserini, bir Osmanlı eserini burada Kıbrıs'ın malı olarak bizler Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rumlar sahip çıkıyorsak, neden Mevlevilik kültürüne de sahip çıkmayacakmışız? Ayrıca Mevleviliğin bambaşka misyonu vardır insanlık adına. Kendi içinde dinsel bir yapısı ve dinsel bir ibadet şekli oluşurken esasen insanlığa da sevgiyi, barışı, kardeşliği ve dostluğu armağan ediyor. Ve Mevlana diyor ki, gel ne olursan ol yine gel. Kafir, putperest, mecuzi olsan da yine gel. Bizim dergahımız umut dergahı. 100.000 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Bu sözler evrensel sözlerdir. Yani insanlık adına insanlığı dostluğa ve kardeşliğe çağıran sözlerdir diye düşünüyorum. Mazenlikle tanıştırmak veya bu anlamda onlara eğitimler vermek adına girişimler, projeler var mı? Şimdi biz bu noktada hala daha henüz daha emekleme çağında olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Kıbrıs'taki sema performanslarını Dance of Cyprus organize ediyor. Bu anlamda Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne biz teşekkür ediyoruz ki çok değerli bir mekan olan, bence çok büyük enerjileri içinde barındıran Ayas Nikolas Kilisesi gibi bir mekanda bu gösterilerimizi yapma imkanına sahip olabiliyoruz. Biliyorsunuz Ayas Nikolas Osmanlı'da çok uzun zaman bedesten olarak kullanılmış, yani kapalı çarşı olarak kullanılmış. Son yaklaşık 10 yıl öncesine kadar da uzun yıllar harabe halinde kalmış ve Birleşmiş Milletler'in katkılarıyla restore edilmiş bir mekan ve bugün müze olarak kullanılıyor. Dolayısıyla biz orada Lefkoşa'yı ziyaret eden turistlere günlük düzenli performanslar organize ediyoruz. Bugün de 4 seans olarak gerçekleşiyor. Beklentilerimizi karşıladığını şu anda söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim. 3 yıldır yaptığımız bu düzenli çalışmalar bize ciddi bir prestij kazandırmıştır. Biz Kıbrıs'taki Kıbrıslı gençlerimizin buna yönelmesini istiyoruz, öğretmek istiyoruz. Kıbrıslı Türk veya Rum bizim için fark etmez. Biz her şeyden önce Kıbrıslıyız. Ben bunu kabul ediyorum ve bu anlamda yola çıkarak hareket ediyorum. Biz bu gösterilerimizi, performanslarımızı kuzey ve güneyde yapmak istiyoruz. Çünkü sema insanlığa dostluğu veriyor, tekrar etmek istiyorum. Kardeşliği veriyor, çatışmaları ortadan kaldırıyor. Şu anda benim bir kızım var 9 yaşında. Biraz sonra onu izleyeceksiniz inşallah. Onu ben yaklaşık 6 aydır çalıştırıyorum, yetiştiriyorum. Ve onu semaya hazırladık. Bilinç konusunda çok fazla bilinçli mi derseniz hayır. Onun yanında başka bir kızımız var, onu hazırladık. Onun yanında 4 tane Pakistanlı öğrencimiz var burada. Onları hazırladım. Onları bugün izleme şansına sahip olacaksınız. İsmim Sultan,
and I'm 22 years old. And I started it from 1 year. 22 yaşındaki İmran bir yıl önce başlamış semazenliğe. Uzun yıllar sufizme ilgisi olduğu için Kıbrıs'a gelince öğrenmeye karar vermiş. I'm interested from long time, not from 1 year. So when I came here, I started to learn this, and now I can do it. İmran'a sorduk, semazen olmak zor bir süreç miydi? Süre olarak ne kadar zamanda öğrendin? İmran, semazenliğin zor olmadığını ve herkesin yapabileceği bir şey olduğunu söyledi. Kendisinin bir ayda öğrendiğini ve semazenliğin duyguyla alakalı olduğunu söyledi. İmran'a performans esnasında neler hissettiğini sorduk. Meditasyon gibi olduğunu ve çok derin bir huzura erdiğini söyledi. Merhaba, ben Buse. 17 yaşındayım. Lefkoşa Türk Lisesi'nde okuyorum. Buse, ne kadar zamandır semazenlik yapıyoruz? 6 aydır semazenlik yapıyorum. Sadece 6 aydır. Evet, sadece 6 ay. Peki nasıl tanıştın, nasıl başladın? Merakın var mıydı? Yani merak ediyordum ilk başta. Sonra Tanju Hoca ile tanıştım. Bu sayede semazenliğe de başladım. Bu şekilde. Peki belki senin için artık kolay bir şey 6 aydır dedin ama biz izlerken bile acaba başları dönüyor mu, birbirlerine çarpacaklar mı gibi çok doğal şeyler düşünüyoruz aslında. Önce basitten gidiyoruz biz. Bu anlamda senin için zor oldu mu? Sen kaygılar taşıdın mı başlarken? Tabii ki de çok zor aslında semazenlik. Sema dönmek çok zor bir şey. İlk başladığımda çok kötü olmuştum. Başım çok dönüyordu. Sonradan tabii döne döne provalar yaparak bu geçti. Yani şu an alıştım. Zaten dönerken kontrol ediyorsun etrafını ve fark ediyorsun hani sana yaklaşacak mı yaklaşmayacak mı hissediyorsun hareketlerinden. O yüzden kendini tedbiri alıyorsun kendi kendine. Peki bunun ruhani bir boyutu var. Aynı zamanda modern şekilde tanımlayacak olursak bir de meditasyon boyutu var. Sen ruhani olarak neler hissediyorsun bu semazen gösterilerinin ardından veya semazen faaliyetlerinin ardından? Bir rahatlama hissediyor musun? Tabii ki de hani semazenlik zaten hani Allah'la iletişim halinde olmak. O yüzden bayağı rahatlıyorum ruhen. Peki kendi kızınız ve birkaç daha bayandan bahsettiniz. Aynen, bayanlar da olabiliyor demek ki semazen. Ben ilk kadın semazeni geçen yılki Şebi Aruz'da sahneye çıkardım. Mevlevi Müzesi'nde ve çok olumlu tepkiler aldım. O gün bu kadın semazeni sahneye çıkartırken kendim de ürperdim. Hı. Tepkiler ne olur ne olmaz diye. Ama gördüm ki izleyicilerin bir kısmı buna karşıyken bir kısmı da bunu benimseyebiliyor. Ben olaya şöyle yaklaştım. Bir baktım ki ilk kadın semazen Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin üvey kızı ve aynı zamanda Şems Tebrizi'nin karısı Kimya Hatun. Tarihte bu gerçek olan bir şey. Ve tarihsel süreçte de zaman zaman kadın semazenlerin var olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bir kadın semazeni oluşturmaktan rahatsız değilim. Kadın semazeni öğretmekten rahatsız değilim. Radikal bakışlar, işte İslam'da kadın erkek eşit değil ve benzeri ve benzeri ve benzeri gibi yaklaşımlarla olaya girmek istiyorlar. Ben işin dinsel tarafında değilim. Din adamı değilim her şeyden önce. Ben bir kültür sanat adamıyım. Ama kültür sanat adamlığını yaparken de semaya gerektirdiği saygıyı gösteriyorum. Dolayısıyla o adap ve çerçevede sema yapılan alanda yani sahnede beden yoktur. Ruh vardır. Bunun da kadın veya erkeği önemli değildir. Dolayısıyla kendi adabı çerçevesinde,
kendi kuralları çerçevesinde sergilenebildiği sürece bu kadın semazenin orada olma şartı vardır. Belki tarihsel süreçte doğrudur. Erkek veya kadın kuralları arasında toplumsal yargılarda ayrı ayrı davranış biçimleri vardı. Ama bugünkü çağdaş dünyada ben sizinle bir kadın olarak benim röportaj yapabiliyorsam neden bir kadın semazen olmasın? Για τις εισηγήσεις και ιδέες σας το τηλέφωνο μας είναι